Evet sevgili izleyiciler, şimdi Gaziantep'e gidelim. Gaziantep'te Ekrem Demir var. Yasak öncesi Antep'te son durum nedir? Ekrem, şimdi yasağa çok kısa bir süre kaldı bu süreç zarfında. Şimdi ben arkana da bakıyorum, biraz yoğunluk görüyorum bulunduğun caddede. Son durum nedir? Neler söyleyeceksin? Genel olarak yasaklara uyuluyor mu? Esnafın aldığı tedbirler nelerdir? Evet Yeşimer Yılmaz, Covid-19 salgınıyla mücadele devam ediyor. Bulunduğumuz nokta Gaziantep'in yaya trafiğinin en yoğun olduğu noktası. Burada büyük bir çarşısı var. O çarşı çok yoğun şu an, hemen sağ tarafımda benim. Arka tarafta yine bankaların olduğu bir bölge. O bankaların önünde yoğun kalabalıklar var. Ve yine burası önemli, hareketli bir caddesi Gaziantep'in, Karagöz diye bilinen bölgesi. Ve bu caddede de belediye yoğunluğun azalmasını fırsat olarak değerlendirerek tadilata girişti. Şimdi haftaya baktığımız zaman 23 Nisan var yarın itibariyle. Arkasından 24 Nisan'da Ramazan başlayacak ve bu iki durum sokağa çıkma yasağıyla da birleşince bu yoğunluğun oluştuğunu söyleyebiliriz. Buralarda alışverişlerin yoğun olduğu anlamıyla başladığını söyleyelim. Bankaların önünde sıraların olduğunu ve buralarda tabii gene yoğunluğu az önce bahsettiğiniz gibi yoğunluk var ama o sosyal mesafe kuralına, işte maske takma durumuna ne kadar uyuluyor? Uyanlar da var, uymayanlar da var. Bunu görmek lazım. Caddenin başında belediye, valilik bu bölgeyi kapattı ve trafik akışı yok burada. Ve gelen geçen herkes kontrol ediliyor, ateşleri ölçülüyor. Kontrol ve denetleme devam ediyor. Çünkü 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri insanların da buralara evden çıktığını, buralara geldiğini biliyoruz. Bunlara cezalar kesildiğini de biliyoruz. O nedenle hem kontrol ve denetleme devam ediyor ve bölgeyi de aslında biraz ipucu edinmek açısından bahsettiğim çarşıyı da bir görelim. Arkadaşım hemen çevirecek size. Burası Gaziantep'in alışveriş yapılan en yoğun caddelerinden birisi. Burası bölge olarak çok geniş bir bölge ve bütün Gaziantep'ler normal zamanda her gün birkaç kez buradan geçerler. Yine bahsettiğim gibi bankaların da yoğun olması nedeniyle de bu bölge çok hareketli. Şimdi maskeli maskesiz insanları da görüyoruz. Sosyal mesafe kuralına uyanlar, uymayanlar, 18 yaş altı üstü, yani kontrol ve denetlemenin aslında belki daha da arttırılmasının gerektiğini söyleyebiliriz. Yine belediye toplu taşıma araçları üzerinde sosyal mesafe kuralına göre taşıma yapılıp yapılmadığı yönünde bir kontrolü yoğun olarak sürdürüyor. Ve buna rağmen tabii uyulması, uyanların olduğu gibi uymayanların da ihlallerin de olduğunu görüyoruz. Marketlerde dün öğleden sonra bir yoğunluk başladı. Marketlerin içinde bölgelere göre kurallara uyulan yerler var. Marketin içindeki yoğunluk bittikten sonra içeri müşteri alan yerler var ve bunu yapmayan yerlerin de olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla kontrol, denetleme çok önem kazanıyor bu durumda. Caydırıcı unsurlar önem kazanıyor diyelim. 23 Nisan'a geldiğimizde 23 Nisan için bugün akşam saatlerinden itibaren aslında kutlamalar başlayacak burada. Balkonlarda çeşitli binaların bulunduğu yerlerde hazırlıklar yapılıyor. Çocuklarla eğlenceler organize ediliyor. Çocukların balkonlardan katılacağı faaliyetler organize ediliyor. Ve yarın saat 21'de de Gaziantep'te balkonlardan İstiklal Marşı okuma çalışmasının devam ettiğini söyleyelim. 21'de de yarın akşam itibariyle de gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Yine dediğimiz gibi 24 Nisan'da Ramazan başlayacak. Onun da yoğun alışverişleri devam ediyor. Bu süreci etkileyen önemli bir unsur o. Sokaktaki şu an bulunan vatandaşların yoğunluğunu etkileyen önemli bir unsur. Evet, Gaziantep'te, Gaziantep'in en yoğun yaya trafiğinin yaşandığı bölgedeki durum böyle Yeşimer Yılmaz. Gelişmeler oldukça aktaracağız diyelim ve sözü size bırakalım.